Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte simit poğaça hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Öncelikle yoğurma kabımızın içerisine bir su bardağı ılık sütümüzü alalım. Bir su bardağı ılık su. Bir yemek kaşığı kuru maya. 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım. Kapağını kapatıp bir 10-15 dakika dinlendirelim. Evet, mayamız bu şekilde aktifleşti gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve unumu da azar azar ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Evet, hamurumuz oldu. Kıvamını görüyorsunuz. Böyle yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur oldu. Toplamda 6 su bardağından 2 yemek kaşığı eksik un kullandım. Şimdi hamurumuzun kapağını kapatalım. Yaklaşık bir 40-45 dakika kadar mayalandıralım. Evet, hamurumuz mayalandı. Şöyle bir karıştıralım. Pufuduk. Güzel bir hamur olmuş. Hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde bezeler alalım. Şöyle. Tüm bezelerimi aldıktan sonra bir su bardağı susamı tavanın içerisinde hafif böyle kızarttım. Şimdi diğer kasemin içerisine, tabağımın içerisine 2 yemek kaşığı pekmez ekliyorum. İki yemek kaşığı da su ekliyorum. Pekmezimizi suyla güzelce karıştıralım. Pekmez iyice çözülsün suyun içerisinde. Kaşar peynirlerimi de bu şekilde dilimledim. Onları da kenara alıyorum. Şimdi ilk bezemi aldım. Çok fazla açmıyorum şöyle dilimle. Çok fazla genişletmeyelim. İçerisine kaşar peynirimizden ekliyorum. Bir ucunu, diğer ucunu toplayıp kapatıyorum. Bu şekilde tüm poğaçalarımı hazırlıyorum. Hazırlamış olduğumuz poğaçalarımızı ilk önce pekmezli suyumuza, daha sonra da susamı bulayıp fırın tepsimize alalım.
Bu şekilde poğaçalarımı hazırladım. Şimdi çizik atıyorum. Bu şekilde tüm poğaçalarımı çizdim ve 200 derecelik fırına veriyorum. Simit poğaçalarımızı önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişirdim. Evet, simit poğaçalarımız hazır. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.